Suriye'de 2 aydır rehin tutulan gazeteci Adem Özköse ve Hamit Coşkun İran'ın arabuluculuğuyla serbest bırakıldı. Gazetecilerin serbest bırakıldıklarını Twitter hesabından duyuran Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Tahran'a götürülen gazetecilerin Türkiye'ye getirilmeleri için özel bir uçağın gönderildiğini açıkladı. Suriye'nin kapılarının Türk gazetecilere açık olduğunu söyleyen Suriye İletişim Bakanı Adnan Hasan Mahmut, Euronews muhabiri Bora Bayraktar'a yaptığı özel açıklamalarda Türk hükümetini suçladı. Biz Türk gazetecilerin Suriye'de serbest bir şekilde çalışmalarını, burada neler olup bittiğini objektif bir şekilde aktarmalarını isteriz. Uluslararası medyaya karşılık Türk gazetecilerin haberlerinde profesyonel ve dengeli olmalarını arzuluyoruz. Türk hükümeti silahlı ve terörist grupları destekliyor. Bu gruplara eğitim kampı desteğinde bulunuyor. Bu arada Perşembe günü Şam'da bombalı saldırıyı üstlenen ismi açıklanmayan bir grup yeni saldırı tehdidinde bulundu. Suriye Başbakanı 55 kişinin hayatını kaybettiği olay yerini ziyaret etti. Suriye'de kısa bir ateşkes sürecinin ardından çatışmalar yeniden alevlenirken Birleşmiş Milletler'in ülkedeki askeri gözlemci sayısı 145'e ulaştı. Ülkedeki gözlemci sayısının Mayıs ayı sonuna dek 300'e çıkarılması hedefleniyor.